Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif'i güzel bir şekilde tamamladık elhamdülillah. Ve Ramazan'dan sonraki ay biliyorsunuz Şevval ayı. Şevval ayında Peygamber Efendimizin haber vermiş olduğu bazı oruçlar var. Ve bu oruç o kadar çok önemli ki arkadaşlar. Şimdi ben size bu Şevval ayında tutulacak oruçlarla ilgili hikmetleri anlatacağım, hikmetleri söyleyeceğim. Bu oruçları tutarsak neler olur, hayatımızda ne gibi güzellikler olur, bunlardan bahsedeceğim inşallah. Peygamber Efendimiz öncelikle şu 3 hadisi aktarmış bizlere ve bu 3 hadis gerçekten çok önemli. Birincisi şudur: Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan anasından doğduğu gibi günahsız olur. Yani bu ne demek arkadaşlar? Hiç günahımız kalmıyor. Bu Peygamber Efendimizin sözüdür ve tasdiklidir Allah tarafından. Peygamber Efendimizin her sözü Allah tarafından tasdiklidir. Kim buna inanarak bunu yaparsa anasından doğduğu gibi bir hale gelir. Yani Arafat'ta hac ibadeti esnasında son olarak Arafat dağına çıkıldığında bütün günahlar nasıl temizleniyorsa bu Şevval ayında da yine bu orucu kim tutarsa aynı şekilde tüm günahları siliniyor ve anasından doğmuş bir bebek gibi günahsız bir hale geliyor. Gerçekten bu çok büyük bir nimet. Bu nimeti iyi değerlendiren kullardan olalım inşallah. Şu an içerisinde bulunduğumuz ay Şevval ayı ve 6 gün oruç tutan gerçekten çok büyük bir fazilet, hikmet ve büyük sırlara ermiş olur aynı zamanda. Yine İbn-i Mace kaynaklı bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ramazan orucuyla Şevval'de 6 gün oruç tutan 1 yıl oruç tutmuş sayılır. Yani Ramazan-ı Şerif'i oruçlu geçiriyor ve sonrasında da 6 gün oruç tutuluyor Şevval ayında. Bunu yapan diyor 1 yıl oruç tutmuş gibi sayılır. Yine bu da çok büyük bir hikmet. Yani yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi olmak gerçekten büyük bir nimet, büyük bir hikmet, büyük bir ayrıcalık biz Müslümanlar için. Gerçekten İslam dini aslında çok güzel bir din. Yaşamasını bilen için büyük hikmetler sunuyor, büyük sevaplar, faziletler sunuyor bizlere, Müslümanlara. İnşallah iyi değerlendiren kullardan oluruz. Ramazan ayı orucu 10 aya, Ramazan'dan sonra tutulan 6 gün oruç da 2 aya mukabil olur ki böylece 1 yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. Kaynak İbni Huzeyme. Yine bu da hadis-i şerif arkadaşlar. Yani Ramazan'dan sonra tutulan 6 gün oruç 2 aya, 2 ay karşılığı ve Ramazan da 10 aya mukabil olarak düşünüldüğünde 1 yıl tamamıyla oruçla geçmiş gibi sayılır buyuruyor Efendimiz. İbni Huzeyme kaynaklı bir hadis-i şerifte. Gerçekten Peygamber Efendimiz o kadar güzel bilgileri bize sunmuş ki Allah tarafından almış olduğu, ilham yoluyla almış olduğu ve bizzat kendisinin uygulamış olduğu bu ibadetleri bizlere sunarak bizlerin İslam'ı yaşamasını kolaylaştırmış. Daha doğrusu Allah-u Teala bizim cennete girmemiz için her şeyi yapmış arkadaşlar. Her türlü imkanı önümüze sermiş. Yani Peygamber Efendimiz de zaten istiyor ki bütün ümmetim cennet ehli olsun, ümmetim cehennemde yanmasın. Hatta Peygamber Efendimiz ahir zamanda, daha doğrusu ahiret hayatında diyelim, hiçbir ümmetinin cehenneme gitmesini istemeyeceğine dair Allah-u Teala'ya şöyle yalvaracak: ümmetimden tek bir kişi kalana kadar cennete girmeyeceğim diye buyuracak Efendimiz. Bununla ilgili sizlere kaynak da verebilirim. Ama birçoğunuz bu olayı zaten biliyorsunuzdur. Peygamber Efendimiz hiçbir ümmetinden hiçbir kimsenin cehennemde yanmasını istemiyor ve hiçbir kimse cennete girmeden cennete girmeyeceğim diyor. Ve ümmeti, ümmeti, ümmeti diye ümmetim diyecek Peygamber Efendimiz o zor günde. Peygamber Efendimiz ümmetine o kadar düşkün ki, o kadar ümmetini düşünen bir insan ki ümmetinden hiçbir kimsenin cehennem ateşinde yanmasına gönlü razı değil. Ve bunu, en büyük şefaatini de mahşer gününe saklamış. En büyük şefaatini o zaman kullanacak ümmetinden büyük günahları olanlar için o şefaat hakkını Allah-u Teala peygamberimize vermiş. Ve Peygamber Efendimiz şefaat hakkını o mahşer gününde kullanmak istemiş. Ne kadar büyük bir peygamber, ne kadar ümmetini düşünen bir peygamber. Artık siz düşünün arkadaşlar. Yani böyle bir peygambere sahip olduğumuz için, böyle bir peygamberin ümmetinden olduğumuz için gerçekten ne kadar şükretsek azdır. Böyle güzel bir dine sahip olduğumuz için, böyle güzel bir dinin mensubu olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Ve böyle büyük bir
yaratıcı için, böyle büyük bir Rab için ne kadar ibadet etsek azdır arkadaşlar. Kaldı ki Cenab-ı Hak günde sadece bizden bir saat istiyor ve biz o bir saati bile ayıramayıp ama saatlerimizi başka şeye çok rahat ayırabiliyoruz. Televizyon karşısında saatlerimiz geçiyor, hiç farkında değiliz. Ya da internet karşısında çok fazla gereksiz şeylerle muhatap olarak zamanımızın çoğunu boşa harcıyor olabiliriz. Bunlara dikkat edelim. Ama Allah-u Teala bizden sadece günün, yani 24 saatin 1 saatini istiyor ve 5 vakit namaz da zaten 1 saate bile belki de mukabil değil. Hesapladığınızda belki de 1 saati bile bulmayabilir arkadaşlar. O yüzden 5 vakit namazımızı kılalım. Bu farzdır. Allah-u Teala'nın bizlerden istediği, yine bizim için bizlerden istediği. Onun için değil. Bu 5 vakit namaz bizim enerjimizi ayakta tutmak için, bizim hayatımızı, yaşantımızı ayakta tutmak için ve Allah-u Teala ile olan bağlantımızı diri tutmak için bizden istediği bir görev, bizden istediği bir emir, vazife ve 24 saatin 1 saatini Allah-u Teala bizden istiyor. Ama biz kullar da ne yazık ki milyonlarca kişi o 24 saatin 1 saatini ayıramıyor. Halbuki bir öğün yemek yemediği zaman kendini ölecekmiş gibi hissediyor ve o gün o saatte yemeğini mutlaka yiyor. Ama o gün o saatte namazını kılmıyor. Yani nafile ibadetlerden hep bahsederiz ama nafile ibadetlerden önce arkadaşlar 5 vakit namazımız çok daha önemli. Yani 5 vakit namaza dikkat edelim. İlla ki günahlarımız olabilir, hatalarımız olabilir ve hatasız kul da yoktur zaten. Biz 5 vakit namazımızı kılalım, hatalarımızı, günahlarımızı Cenab-ı Hak illa ki affedecektir diye umut edelim. Çünkü 5 vakit namaz küçük günahları siler buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama çok büyük günahlar varsa bunlar da tövbe ile inşallah silinebilir. Çünkü tövbe de büyük bir nimettir Müslümanlar için. Biliyorsunuz nasuhi tövbe vardır. Tamamıyla geri dönülmüş, tamamıyla vazgeçilmiş, günahtan vazgeçilmiş bir tövbe ve kesinlikle tekrar eski hale dönülmeyecek bir tövbedir. Bunu yapanlar olmuş tarihte ve o kişilerin tövbeleri Arş-ı Ala'ya yazılmış. O kadar büyük tövbe etmişler ki. İnşallah böyle kullardan oluruz hepimiz. Özellikle büyük günah çok olan insanlar yine kurtuluşu tövbede bulsunlar arkadaşlar. Çünkü Allah-u Teala kendisine şirk harici tüm büyük günahları affedeceğini buyuruyor. Biz de Rabbimizin bu merhametine sığınarak ona tövbe edelim. Çünkü Allah-u Teala'nın merhameti gazabından çok daha büyük. Bu dünyada en büyük olan şey, bu kainatta ve sonsuz bir hayat içinde geçerli olan şey, en büyük olan şey Allah-u Teala'nın merhametidir. Bunun önüne hiçbir şey geçemez arkadaşlar. Ve şöyle düşünün, bir kul ne kadar günah işlerse işlesin, ne kadar hata yaparsa yapsın, Allah'ım ben yanlış iş yapmışım diyerek tamamıyla Allah'a yönelse, Allah-u Teala yine o kulunu affediyor. Yine onu kullarından sayıyor arkadaşlar. Bu da çok büyük bir nimet. Yani Allah-u Teala'nın bu merhameti önüne hiçbir şey geçemez. İnşallah bunu fırsat bilelim ve Allah-u Teala'nın merhametini iyi değerlendirelim bu dünyada. Bol bol tövbe edelim ve Allah-u Teala'dan isteyelim her şeyi. İnşallah Rabbim hepimizi iyi eder. Tüm insanlığı, tüm Müslümanlığı, tüm İslam alemini iyi eder diye dua ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve inşallah kanalımıza arkadaşlar çevrenizdeki arkadaşlarınıza da gönderin videoları. Onlar da abone olsunlar. Kısa zamanda 1 milyon abone olalım ki sesimizi çok daha büyük kitlelere, milyonlara ulaştırabilirim sizlerin sayesinde. Çünkü iyiliğe sebep olmak sizlerin de aynı zamanda bu iyiliği yapmış anlamına gelecektir. Ayrıca Instagram'dan takip ederek destek verebilirsiniz. Orada da güzel içerikler paylaşıyorum. Ve Instagram'da da güçlü olmak için sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Özel soru ve istekler olursa yine Instagram'dan bana ulaşın. Oradaki mesajlara bakıyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu videoya da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.